DNA'nın meşhur çift sarmal yapısı hepimizin zihinlerine kazınmış halde. Veya kromozomun X şeklindeki çizimleri. Hatta belki Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan şu meşhur hücre animasyonunu izlemiş olabilirsiniz. Bunlara baktığınızda bu moleküllerin ve yapıların 3 boyutlu hallerini net bir şekilde gösteren fotoğraflarımız ve videolarımız var da o nedenle bu çizimleri ve animasyonları yapıyoruz sanabilirsiniz. Halbuki DNA'ya ait bugüne kadar çekebildiğimiz en yüksek çözünürlüklü fotoğraf böyle gözüküyor. Evet, birkaç nanometrelik silikon sütunlar arasına gerilmiş bir DNA ipliği elektron mikroskobu altında işte böyle gözükür. O çizimlerde gördüğümüz gibi bazların birbirine bağlandığını, bariz bir şekilde kendi etrafına kıvrılmış sarmal yapısını vesaire göremiyoruz. Buna biraz daha yaklaştığımızda kendini tekrar eden bir dizi görebiliyoruz ama hepsi bu. Nükleotitler yok, sarmal gözükmüyor. Elbette DNA'nın şeklini keşfetmek için onu illa direkt kendi gözlerimizle görmemiz gerekmiyor. Genetik materyalimizin X ışınlarıyla nasıl etkileştiğini ölçerek 3 boyutlu yapısı hakkında fikir edinebiliyoruz. Örneğin Rosalind Franklin tarafından çekilen ve Watson ile Crick'in DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetmesini mümkün kılan X ışını kristalografisinde DNA'nın ikili sarmal bir yapıya sahip olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca daha yüksek çözünürlüklü analizler yapabilmemizi sağlayan geçişli ya da transmisyon elektron mikroskobuyla DNA'ya baktığımızda sarmal yapı birazcık daha belirgin hale geliyor. Ama yine o karikatürize DNA çizimin yanına bile yaklaşamıyoruz. Fakat çok sayıda veri hattından gelen bilgileri birleştirerek DNA'nın 3 boyutlu modelini çıkarmamız mümkün oluyor. Gelelim kromozomlara. Kromozomlar DNA'nın yoğun bir şekilde paketlenmesi sonucu ortaya çıkan moleküler yapılara verdiğimiz bir isim. Onları hep X şeklinde gösteriyor olsak da hücre döngüsü boyunca kromozomlar önemsenmeyecek kadar kısa bir süreliğine X şeklinde oluyorlar. Sadece bölünme sırasında kromozomlar çoklanarak kromatit çiftleri halinde bir araya geliyorlar. Aslında kromozomlar onlara X şeklini veren birbirlerine sentromerden bağlı olacak biçimde yapışmış ikili yapıda da değiller. Aslında kromozomlardan genellikle X şeklinde bahsetmemizin iki sebebi var. Birincisi bir genin lokusunu yani kromozom üzerinde bulunduğu yeri birbirimize anlatmayı kolaylaştırıyor olması. Mesela 4. kromozomun uzun kolu dediğimizde genetikten anlayan biri tam olarak nereden söz ettiğimizi bilecektir. İkinci neden ise kromozomların mikroskop altında en kolay görüldüğü zamanın bölünme evresi olması. Bu evrede kromozomlar çoklanarak iki katına çıktıkları ve kısmen X harfine benzeyen bir şekilde bulundukları için kromozomun şekli de genellikle böyle hayal ediliyor. Ama bölünme haricinde kromozomların bu şekle sahip olmadığını bilmenizde fayda var. Aslına bakarsanız bölünmekte olmayan kromozomlar çubuk şeklinde bile değiller. Daha ziyade böyle gözüküyorlar. Bunu da 3 boyutlu bir şekilde modellediğimizde karşımıza böyle bir şekil çıkıyor. Burada gördüğünüz iplik DNA ipliği. Ancak görebileceğiniz gibi kromozom çiziminde gördüğümüz çubuk veya X şekline sahip değil. Daha ziyade yamuk yumuk bir top gibi. Ki bu çok mantıklı çünkü daha sonraki videolarda da göreceğimiz gibi küresel veya ona yakın bir şekle sahip olmak daha sivri uçlara sahip şekillerde olmaya nazaran her zaman daha dengeli ve düşük enerjilidir. Ve cisimler genellikle enerjilerini en aza indirmeye çalışırlar. Bu da şekillerini ve hareketlerini belirler. Bir yaprak üzerindeki su damlasının dünyanın küresel şeklinin ve DNA'nın bu şeklinin ardında yatan sebep de aslında bu. Son olarak gelelim hücre animasyonlarına. Bir ders kitabını açacak veya bir hücre animasyonunu izleyecek olursanız hücre içerisindeki her şeyin muntazam, kusursuz, düzenli olduğunu sanabilirsiniz. Ancak böyle bir sistem moleküllerin adeta bilinçli olmasını, nerede ne zaman bulunmaları gerektiğini fiziksel yapılarından ötürü bilmelerini gerektirirdi. Halbuki atomların ve moleküllerin bu şekilde bağımsız bir bilinci olmadığını biliyoruz. Bu durumda nasıl oluyor da kimyasal süreçler işleyebiliyor dersiniz? Çünkü hücre içerisinde muazzam bir kaos var. Ancak bu kaos içerisinde sadece kimyasal olarak birbiriyle uyumlu olan tepkimeler yaşanabiliyor. Diğerleri yaşanmıyor veya çok daha yavaş yaşanıyor. Lise derslerindeki enzimleri ve bunların kimyasal süreçleri nasıl hızlandırdığını hatırlıyor musunuz? İşte o enzimler yoksa kimyasallar bir çorba gibi
iç içe olsalar da birbirleriyle anlamlı tepkimelere giremiyorlar veya bu tepkimeler çok uzun süreler alıyor. Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız bu videoya bir göz atın. Bu sizin nöronlarınız. Sinir hücrelerinizin ucundaki sinaps bölgelerinde yaşanan kimyasal hareketliliği görüyorsunuz. Bunu Harvard Üniversitesi'nin animasyonu ile kıyaslayınca arada epey bir fark gibi gözüküyor, öyle değil mi? Çünkü biri gerçekten olan şeyi gösteriyor. Diğeri ise öğrencilere ve genel bir kitleye kolaylaştırılmış bir şekilde konuyu anlatmayı hedefliyor. Olanı biteni gözlerinde canlandırabilmelerini sağlamaya çalışıyor. Burada gördüğünüzse gerçekte olan şey. Hem de bu bile tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Çünkü sinapslarda bulunan bütün kimyasal hareketliliği değil, sadece 47 farklı proteini takip ediyorlar. Bunu yapabilmek için araştırmacılar, yüksek yoğunluklu bir lazer kaynağı ile hücre zarının ilgilendikleri kısmındaki floresan proteinleri parlatıyorlar ve bu bölgenin etrafındaki parlatılmamış proteinlerin hareket etmesiyle parlatılmış olanlar ve olmayanlar birbirleri içerisinde adeta dağılıyorlar. Buna FRAP metodu deniyor. Yani hücrelerimizin içi bir evin odaları gibi düzenli bir şekilde kompartmantalize edilmiş, her kimyasalın sadece belirli yerlerde bulunabileceği yapılar değiller. Her şeyin iç içe ve üst üste olduğu, ancak gerek enzimlerle gerek genetik materyalin ürettiği diğer protein yapılar ve ortamda bulunan katalizörlerle hangi kimyasalların hangileriyle tepkimeye girebileceği sınırlandırılıyor. Bu, o katalizörleri, enzimleri ve proteinleri kodlayan genetik materyalin son 4 milyar yıldır durmaksızın evrimleşmesinin bir ürünü. Bu süreçte yapılan hatalar domino etkisi gibi birçok süreci değiştirebiliyor ve çeşitlilikler yaratıyor. Eğer bunlar canlıya herhangi bir avantaj sağlıyorsa seçilim nedeniyle daha yaygın hale geliyor, zarar veriyorsa hızla eleniyor ve yok oluyor. Böylece canlılık adım adım evrimleşmeyi ve bulunduğu ortama uyum sağlamayı sürdürüyor. Ancak bir dahaki sefere bir DNA, kromozom veya hücre çizimi gördüğünüzde bunun sizin kolayca anlayabilmeniz için hazırlanmış bir karikatürizasyon olduğunu lütfen hatırlayın. Gerçekte hücreler içinde olup bitenler bizim kağıt üzerinde gösterebileceğimizden çok ama çok daha karmaşık ve kaotik. Bilim azimle araştırmayı sürdürdükçe bu ilginç dünyalara dair yepyeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.